Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Evet hemen önce arkadaşlar parçaya sonra şıklara bakıyoruz. Bu kitapta bu kitapta P ve T iki sert ses yan yana geldi. Ünsüz benzeşmesinden bahsedebiliriz. Edirne şıkkını eliyoruz. Bu kitapta bu kitapta P sesinin etkisiyle D sesi T'ye dönüştü. Yani ünsüz benzeşmesi. Çiftliklerde neler yapıldığına, yapıldıkına, yapıldığına gördüğünüz gibi bir yumuşama da söz konusu. Bu yüzden B şıkkını da eledik. Tarlalarda yetişen bitkilere, çiçeklerin üzerinde, üzerinde buradaki ne sesinin arkadaşlar bir kaynaştırma sesi olduğunu görüyorsunuz. N sesi özellikle bir ünlü ve bir ünsüzün arasına geldiğinde de yine kaynaştırma sesi olabiliyor. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Gezinen böceklere çiftliklerde beslenen Arkadaşlar beslenen derken beslenen sözcüğü besiden geliyor. Besilemek, besilenmek, besilenen şeklinde ele alabilirsiniz. Buradaki i bir nedir bizim için? Ünlü düşmesidir. Dolayısıyla burada bir ünlü düşmesi de var. Cevabımız c şıkkı olacaktır. Değiniliyor ifadesinde e, ne yoktur? Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle değinilmek, değinili şuradaki i yardımcı ses ve yor. Değinile yor falan olmamış. Eğer ünlü daralması olacaksa fiilin sonunun e ya da a ile bitmesi gerekiyor ama burada öyle bir şey söz konusu değil Değinilmektir. Zaten fiilim ünsüzle bitti. Bu yüzden ünlü daralması aramayacağız. Ünlü daralması yok. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki dizelerden hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? Dün için özür dilerim. Şimdi işten çıktın. Beşiktaş'tasın. İşten, işten. Şöyle düşünün arkadaşlar. İşten Buradaki ş şey sert bir ses. D sesini kendisi gibi sertleştirdi. Yani ünsüz sertleşmesi ya da ünsüz benzeşmesi olduğunu söyleyebiliriz. İşten çıktın ve Beşiktaş'tasın. Üç sözcükte de ünsüz benzeşmesi vardır. Bunu eliyoruz. Yanı başımızda bir su akar. Eli serçeli derken burada herhangi bir ses olayı yok. Cevabımız B. Öteki ise nasıl ince, e, incelikçi? Şimdi arkadaşlar ne asıl? Şöyle ne, asıl, nasıl, buradaki e düştü, burada bir ünlü aşınması, her ünlü aşınması aynı zamanda bir ünlü düşmesi demektir. O halde burada da var, bunu da eliyoruz. Evet, Türkçe sığmaz da ağzına ağız, ağzı zaten ünlü düşmesi de var gördüğünüz gibi. Kim istemez mutlu olmayı, buradaki ye kaynaştırma sesi, bunda da eledik. Mutsuzluk derken ünsüz yumuşaması da var, bunu da eliyoruz. Çiçek aşısı gibi bakardı, seyirtir, karşı... Kaldırma derken arkadaşlar aşısı buradaki S'nin yine bir kaynaştırma sesi olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da eledik. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Foklar denizlerde yaşayan, yaşayan ifadesini arkadaşlar kaynaştırma ünsüzü görüyorsunuz. Bu yüzden B şıkkına eleriz. Memeli hayvanlardır. Yaşamlarının büyük bölümünü Suyun içinde geçiren foklar yalnızca yalından şöyle yalından yalnızca şeklinde olmuş arkadaşlar. Burada bir ünlü düşmesi olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden Denizli şıkkını da eliyoruz ve devam ediyoruz. Evet, doğum yapmak, onları avlayan köpek balığı, balık balığı burada bir yumuşama söz konusu. Bu yüzden Adana şıkkını da eliyoruz. Devam edelim. Canlılardan kaçmak ve güneşlenmek gibi belirli nedenlerle karaya çıkarlar. Fokların bacakları yoktur. Bakın yok. K sert bir ses yok. Dur. K sert sesi D sesini kendisi gibi sertleştirdi. T'ye çevirdi. Yani ünsüz benzeşmesi olduğunu da söyleyebiliriz. Bunda eledik. Ünlü türemesi yok. Cevabımız C şıkkı. Ünlü türemesi olabilmesi için şöyle bir şey olması gerekiyordu canlar. Azıcık azıcık şöyle bir ünlü türemeliydi. Böyle bir şey yok. Cevabımız C şıkkı. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Cansever'i anlamak kendisinin, burada bir kaynaştırma ünsüzü gördünüz arkadaşlar. Edirne şıkkını ediyoruz. Mimari ile ahlak arasında nasıl bir bağ kurduğunu ne asıl şöyle ne asıl ifadesine baktığınızda burada bir ünlü aşınması ya da ünlü düşmesi de görüyorsunuz. Her ünlü aşınması aynı zamanda bir ünlü düşmesidir. Bunu da ediyoruz. Bağ kurduğunu kurduku şöyle kurduğu ünsüz değişimi ünsüz değişiminin diğer adı ünsüz yumuşamasıdır arkadaşlar. Şöyle yumuşama olduğunu da belirtelim hemen. Bu yüzden bunu da eledik. Devam ediyoruz. E, mimari ve tercih ve denemelerin kibri, kibir kibri ünlü düşmesi yine haz hazlı gördüğünüz gibi ünsüz türemesi oldu. Adana şıkkını da eliyoruz. Hedeflerse kolayca birer fetişe dönüşebileceği kanısındaydı derken ünlü türemesi yok. Cevabımız denizli şıkkı olacaktır. Bu cümledeki altı çizili sözcükteki ses olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar hemen bakıyoruz. Sabır, sabır et, dik, imiz şeklinde açtığımızda sabır burada bir ünlü düşmesi olduğunu görebilirsiniz. Şöyle ünlü düşmesi. Et diki buradaki T sesi buradaki D'yi kendisi gibi sertleştirdi. Yani T sesine çevirdi. Bu yüzden ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi olduğunu söyleyebiliriz. Ünsüz benzeşmesi. Buradaki K sesinin de arkadaşlar yumuşadığını, yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyorsunuz. Ben buna da ünsüz yumuşaması ya da diğer adıyla ünsüz değişimi olduğunu söyleyebilirim. Bu haliyle baktığımızda ünlü düşmesi, ünsüz benzeşmesi ve ünsüz değişimi yani yumuşamadır değişim aynı zamanda olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Edirne şıkkı olacaktır. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birden fazla sözcükte ünlü düşmesi vardır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Nehir nehrin yalnızlık yalınızlık gördüğünüz gibi iki sözcükte ünlü düşmesi var. Bu yüzden Adana şıkkına eliyoruz. Birden fazla ses olayı olan sözcükler vardır. Yalnızlıktan ifadesine bakar mısınız? Yalınız şöyle lık dan gibi düşündüğünüzde burada kesinlikle bir ünlü düşmesi görmüştük. Yalnızlıktan, yalnızlıktan K sert sesi de yumuşak sesi kendisi gibi sertleştirdi. Burada da bir ünsüz benzeşmesinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Şöyle ünsüz benzeşmesi, yalnızlık sözcüğünde, yalnızlıktan sözcüğünde birden fazla ses olayı vardır. Peki başka böyle birden fazla ses olayı olan sözcük var mı diye bakıyoruz gecenin ifadesine baktığınızda geçmekten gece dolayısıyla buradaki ç sesi c'ye dönüştü yumuşadı. Gecenin şekliyle baktığımızda buradaki n'nin de bir kaynaştırma ünsüzü olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla B şıkkı da doğru birden fazla ses olayı olan sözcükler bulduk. Ünsüz değişimi örneği vardır. Ünsüz değişimi aynı zamanda yumuşama demektir arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Ünsüz değişimi var mı? Evet. Gece. Gece. Geçe. Geçmekten oluyor arkadaşlar. Ç sesi. C sesine dönüştü. Dolayısıyla yumuşama da var. Bu yüzden C şıkkında eliyoruz. Ünlü değişimine uğramış sözcükler. Türkçe'de iki sözcük de oluyor. Bana ve sana sözcüklerinde ünlü değişimi vardır. Ben bunu metinde bulamadım şiirde. Bu yüzden cevabımız deniz şıkkı. Ulama ve kaynaştırma örneği vardır diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Ulama var mı? Eee... Gecenin arkası gördüğünüz gibi ulama var. Kaynaştırma var mı? Gecenin derken buradaki ne kaynaştırma arkasında derken buradaki ne de kaynaştırma arkadaşlar. Ne sesi bir ünlü ve bir ünsüz arasında geldiğinde de kaynaştırma sesi olarak kabul ediyoruz. Bu da var. Cevabımız denizli şıkkı olacaktır. Sağdaki cümlelerin hangisinde bir ses olayı yoktur? Bakıyoruz. Hissettiği duyguların tarifi olmadığını biliyordu. Olmadıkını yumuşama, hissettiği derken yumuşama, hisset 2T. Yani daha doğrusu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Eee hisset dik şeklinde baktığımızda buradaki T sesi D sesini kendisi gibi sertleştirmiş ünsüz benzeşmesi var ünsüz türemesi var burada da ve yumuşama var evet burada ses olayları var bir sürü İşinde yükselmek için patronun gözüne girmeliydi yüksekten yükselmek burada bir ünsüz düşmesi yaşanmış burada da var bu yüzden bunu da eliyoruz. Piknik için hazırladığı yiyecek sepetini arıyormuş. Hazırladık. Burada yine bir ünsüz değişimi ya da ünsüz yumuşaması da diyebilirsiniz var. Saat 9'da pazara gitmek garip kaçıyordu derken burada herhangi bir ses olayı yok. Cevabımız Denizli. Biricik annesini geçen sene kazada kaybetmişti derken kayıp etmek, ünlü düşmesi, kaybetmişti ünsüz benzeşmesi, biricik ünlü türemesi var. Bu da doğru. Cevabımız Denizli şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükte herhangi bir ses olayı yoktur? Bakıyoruz. Ders çalışmadığı zamanlar her gün spora giderdi. Çalışmadık. Burada yumuşama söz konusu arkadaşlar. Bunu eledik. Azıcık aşım kaygısız başım der dolanırdı ortalıkta. Azıcık. Burada bir ünlü türemesi olduğunu görüyorsunuz. Bu yüzden bunu da eliyoruz. E, ee, yandaki bağın sahibi geçen sene burayı satmış derken arkadaşlar bağ zaten orijinali bu şekilde. Herhangi bir ünsüz değişimi ya da yumuşaması yok. Cevabım C şıkkı. Sokak da sokakta bir ünsüz benzeşmesi var arkadaşlar. Şöyle bunu da Bize diyecek başka söz bulamayınca hemen kaçtı. Şöyle düşünebilirsiniz. D, Y, yani burada bir ünlü daralması söz konusu. E sesi, İ sesine daraldı. Bunda da eledik. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur? Arkadaşlar ünlü daralması olabilmesi için fiilimin sonunun e ayla bitmesi lazım ve üzerine yor eki gelmesi gerekiyor. Bakıyoruz. Ne kadar anlatırsan anlat bizi dinlemiyor. Dinlememek gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle dinlememek dinlemiyor. Gördüğünüz gibi e a ile bitti fiilin sonu yor eki geldiği için ünlü daralması var. Bunu eliyoruz. Çok özlüyor. Bakın şimdi özlemektir bu özle yor şeklinde baktığınızda buradaki e'nin e, ü dar ünlüsüne dönüştüğünü görüyorsunuz bu yüzden bunu da eliyoruz kaç gün daha geçecek bilmiyorum böyle bilmiyorum gibi düşünebilirsiniz bilmiyor gördüğünüz gibi fiilin sonu e geniş ünlüsüyle bittiği için i ünlüsüne daraldı burada da daralma var devam ediyoruz Aynı şarkıyı söylüyordu Bülbüller Güle. Şöyle arkadaşlar söylemek söyleyor diye baktığımızda fiilimin sonunun e geniş ünlüsüyle bittiğini ve ü dar ünlüsüne dönüştüğünü görüyorsunuz. Burada da daralma var. Sabahtan akşama kadar televizyona bakıyor. Fiilime baktığımda bakmaktır değil mi? Sonu e a ile bitmediği için yor eki direkt üstüne gelmiş. Söyleyiş kolaylığı olsun diye araya ı yardımcı sesi geldi. Burada bir ünlü daralması yok. Çünkü fiilimin sonu ünsüzle bitti. E ya da a ile bitmedi. Cevabım bu yüzden e şıkkı. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Birinci dizede ünlü değişimi ve ünsüz benzeşmesine örnek vardır. Ünlü değişim arkadaşlar Türkçe'de iki sözcükte olur. Bana ve sana sözcükleri. Odunları ustalıkla istif ederler. Burada bir kere bana ve sana yok cevabım A şıkkı. Ederler ifadesinde etmekten şöyle eder olarak baktığımızda bir ünsüz yumuşaması olduğunu görüyoruz ama ünsüz benzeşmesi yok. Cevabımız A. İkinci dizede sadece ünlü düşmesi vardır. Deprem falan yokken yıkılır birden. Yok iken arkadaşlar doğru gördüğünüz gibi ünlü düşmesi var. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Üçüncü dizede kaynaştırma ünsüzüne örnek yoktur. Kadınlar çocuklar konuşan bir afiş doğru kaynaştırma ünsüzü yok bunu da eliyoruz. Dördüncü dizede bir tane ulama vardır. Hep o resmi ellerinde tutarak hep o gördüğünüz gibi ulama var. Dolayısıyla bir tane olduğu için bunu da eledik. 5. dizede ünsüz değişiminin örneği vardır. Ünsüz değişimi aynı zamanda yumuşama demek. Şöyle bu haliyle baktığımızda yasak yasağı gördüğünüz gibi K sesi yumuşak G'ye yumuşamış. Bu da doğru. Cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünsüz yumuşamasına hem de ünlü daralmasına örnek vardır. Bir bardak sütün yanında kurabiye yemek istiyor. İstiyor ifadesini hemen bakmak istiyorum isteyor şeklinde ele aldığımda buradaki eyor ekin etkisiyle i'ye dönüştü ve bu benim için nedir? Ünlü daralmasıdır. Ben buna daralma diyebilirim. Süt sütün burada ünsüz yumuşamasına aykırılık var. T d'ye değişmedi, dönüşmedi. Bu yüzden ünsüz yumuşaması yok arkadaşlar. Ne vardır? Sadece ünlü daralması vardır. Adana şıkkını eliyoruz. Uzaktaki tepede tek bir ağaç bile yoktu. Yoktu, yoktu, K ve T, fıstıkçı şahap ünsüzlerinden iki tanesi olduğu için burada ünsüz benzeşmesi var. Uzaktaki K ve T yine yan yana gelmiş, ünsüz benzeşmesi. Burada yumuşama da yok, daralma da yok. Radyodaki müziğe kendisini kaptırmış gidiyordu. Müzik, müziğe ifadesine baktığımızda burada hemen ben bir yumuşama gördüm. Buradaki K yumuşak G'ye dönüştü. Gidiyordu ifadesi daralmaymış gibi gelebilir size. Bakın,mış gibi diyorum çünkü daralma değil. Çünkü ben bunu şu şekilde açarım. Gidiyor şeklinde. Buradaki tdye dönüştü. Burada bir yumuşama söz konusu ama. Buradaki i arkadaşlar istiyor ifadesindeki i gibi değil. Araya gelen yardımcı bir ünlüdür. Çünkü istiyor ya da istiyor ifadesinde benim fiilim e ile bitmiş ama burada fiilim ünsüzle bitmiş. Daralma olabilmesi için fiilimin e ya da a geniş ünlüsüyle bitmesi gerekiyor. Onun üzerine yoraki gelmesi gerekiyor. Ama burada böyle bir şey söz konusu değil. Yor eki gitmek fiiline gelmiş. Aradaki i sadece e, nedir? Tabii ki yardımcı ünlüdür. Bunu eliyoruz. Tartışmanın nereye varacağını o da bilmiyordu. Varacağını ifadesine baktığımızda varmak, varacak, varacağını şeklinde. Buradaki k'nin yumuşak g'ye dönüştüğünü gördüm. Bu benim için ünsüz yumuşamasıdır. Bilmiyordu ifadesine baktığımızda bilmek. Bilme, mek, bilme, yor. Gördünüz mü? Fiilimin sonu e, a geniş ünlülerinden biriyle bittiği için ve yor eki geldiği için bu e, i'ye daraldı. Dolayısıyla burada da bir daralmadan bahsedebiliriz. Cevabımız net bir şekilde denizli. Parmağındaki yüzüğü bir türlü çıkartamadı derken parmağındaki parmak, buradaki k yumuşak g'ye dönüşmüş ama burada da yine ne yoktur? Daralma yoktur. Cevabım denizli. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcükte kaynaştırma ünsüzü vardır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz insan insanın. Şimdi bu şekliyle baktığımızda arkadaşlar insan insanın burada bir kaynaştırma ünsüzü yok. Çünkü buradaki ne sesi zaten sözcüğün kendisinde ikinci ne sesi ise arkadaşlar tamlayan n'sidir. Dolayısıyla burada bir kaynaştırma ünsüzü yok. Cevabımız Adana şıkkı olacaktır. İkinci sözcükte ünsüz değişimi vardır. Ünsüz değişimi yumuşama demekti. Sıcaklığımızın sıcaklık k'nin yumuşak g'ye dönüştüğünü görüyorsunuz. Dolayısıyla B şıkkı doğru. Üçüncü sözcükte ünlü düşmesi vardır. Bakıyoruz arkadaşlar. Oynar, oyundan, oynamak. Gördüğünüz gibi buradaki u yapım eki aldığı için oyun sözcü. Oradaki u düşmüştür. Dolayısıyla c şıkkı da doğru. Dördüncü sözcükte sadece bir ses olayı vardır. Olduğunda gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da ne vardır? bir yumuşamadan bahsedebiliriz. O halde bu da doğru. Devam edelim. Beşinci sözcükte birden fazla ses olayı vardır. Kayıp etmek. Şöyle yazalım hemen. Kayıp etmek. Burada bir ünlü düşmesi olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sonra buradaki B'nin daha doğrusu kayıp etmek buradaki p'nin b'ye dönüştüğünü de söyleyebiliriz. Sonra şuradaki s'nin de kaynaştırma sesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani ünlü düşmesi, ünsüz yumuşaması ve kaynaştırma sesi var. Birden fazla ses olayı da var. Dediğim gibi cevabımız Adana Şıkkı olacaktır.